Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğniyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonuna açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Elimde gördüğünüz gibi bir sarı inci var arkadaşlar. Gold inci. Ve bu ipliğimiz leylak marka. Kar beyaz arkadaşlar. Evet inciden de anlaşıldığı gibi modelimiz arkadaşlar incili bir model ve çok zarif böyle arkadaşlar gördüğünüzde değildi ziyade yapınca daha çok beğeneceğiniz bir model. Ben bu modeli görüyordum bu kadar zarif bir şey olacağını yap yapınca daha iyi anladım arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. İlk önce ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. Sonra tek sırada arkadaşlar bu modelin yapılışını bitiriyoruz. Evet, ömre yazmalarına, haç yazmalarına çok zarif bir model arkadaşlar. Şöyle istediğiniz kırmızı olur, gri olur, bu şekilde gold olur. İstediğiniz renkte boncukta süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi beyaz var bende, bir de gold var. Beyaz sade belki hani kullanışta güzel olur ama şöyle ekranda daha zarif gözüksün diye gold tercih ettim arkadaşlar. Evet şimdi bu şekilde modelimizin yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk başlarken de bu şekilde tığ battığımızın içine bir sık iğne ile giriyorum. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başına 3 defa doluyorum. Sonra bu trabzanı yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir trabzan oluşuyor. Trabzanımız oluştuktan sonra hemen buraya dört tane zincir çekiyorum. Aynı başlama şekli arkadaşlar. 5 zinciri 3 defa dolayıp bu trabzanı yapınca aynı yeni başlar gibi bu şekilde 4 zincir çekiyorum trabzanımdan sonra. Bir defa da doluyorum tığımın başına. Trabzana girdim. 1, 2, 2. Buraya bir küçük trabzan yaptım arkadaşlar. Üzerine 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Trabzanıma kirpik olarak kapattım. Bu 1. Bir. bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir defa doladım. Trabzanıma girdim. 1, 2, 2. 3 seferde aldım bu trabzanıma. Üzerine 5 zincir. 5 zincirimi trabzanıma kibrik olarak bu şekilde kapattım arkadaşlar. Bir zincir arasına yine bir defa doladım. Trabzanıma girdim. 1, 2, 2. Toplam adet kibrik sayımız 4 olacak arkadaşlar. 5 zinciri çekip buraya kibrik olarak kapattım. Bir zincir arasına yine bir trabzan yapıyoruz. Dördüncü ve sonuncu trabzanımız. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım buraya evet arkadaşlar hazır yaptım tüm kepiklerimi. şimdi bir tane atlayıp ikinciye batıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi benim tığ battılarım çok minnak minik minik olmuş bu şekilde daha önceden lazım olur diye tığ battılarımı hazırlıyordum arkadaşlar onu da farkında olmadan böyle küçük küçük yapmışım bir tane atlayıp ikincisine eğer sizin tığ battılarınız büyükse tek hemen yanındaki tığ battıya kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya yine 5 zincir çekip trabzan yapacağız. 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim. 2, 3 3 defa doladım. Trabzanımızı yapmak için 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine bu şekilde giriyorum. 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde trabzanımı çıkardım arkadaşlar. 10 zincir çekiyorum. 10 zincirimi çektim. Tülbentimin ters tarafına döndüm bu şekilde. İlk kirpiğimin tepesine bu 10 zincirimi kapattım. Buraya yuva yaptım. Bir zincir çektim döndüm düz yüzün arkadaşlar. Şimdi bu yuvanın içine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve bu da 7. sık iğnem. Bu şekilde arkadaşlar buraya 7 tane yaptıktan sonra bu üç boncuğumu alıyorum. 7 sık iğnenin Hemen ardından 3 boncuğumu buraya kapattım bu şekilde. Şöyle sıkı sıkı kapattım arkadaşlar. Yine sık iğne ile zincirime girdim. Buraya da 7 tane arkadaşlar. Sağda sola da 7 tane boncuğun sağına ve soluna. Bu şekilde. Ve trabzanımın içine de bir tane sık iğne ile girdim. Şimdi yine aynı bu kipriklerimizi yapacağız arkadaşlar sıra trabzanımızı görünce hemen kirpikleri yapmak. Evet arkadaşlar o kadar zarif gözüküyor ki yani yapıldığı zaman daha iyi anlayacaksınız. Kamera o zariflik yansımıyor zannedersem. Ama çok zarif bir model arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimle yine kiprik yapımına başlıyorum. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzanıma kapattım. Bir kiprik oldu. Bir zincir bir defa doladım. Yine 1, 2, 2. İkinci trabzanımı da yaptım. Üzerine 5 zincir çekip kibriğini kapatalım. Bir zincir bir defa doladım. Trabzana girdim. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir, trabzanımı kapattım bu şekilde. Bir, bir zincir çekiyorum, bir defa doladım. Bu şekilde trabzan'a girdim. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4 zincir, trabzanımı kapattım. Şimdi arkadaşlar yine bir tane atlıyorum. Küçük olduğu için siz hemen büyükse aynı tığ battığın içine, yandaki tığ battığın içine girebilirsiniz. Bu şekilde kapattım bu dört tane yaptığım kibrikli trabzanımı. Şimdi arkadaşlar buraya 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. 3 defa. 3 defa tığımın başını doladım. 2 tane tığ battı atlıyorum. 1 2. 3. tığ battıma 1 2, 2 2 2 2 olarak bu şekilde trabzanımı yaptım. Tırabzanımdan sonra 10 zincir. 10 zincirimi çekip ters tarafına dönüyoruz. Ve ilk tırabzanımızın pardon ilk kibriğimizin tepesine bu 10 zincirimi kapatıyorum. Kapattım buraya arkadaşlar. Bir zincir çektim. Düz yüzüne döndüm. 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Altı ve bu da 7. 7 tane sık iğnemi yaptım. Buraya üç tane incimi alacağım. 3 tane incimi aldım buraya. Bu şekilde şöyle iyice sıktırdıktan sonra arkadaşlar şuradan emin olup sıktırdıktan sonra üç tane incimi şöyle parmağımla sağ tarafı yatırıyorum. İttiriyorum veya. Buraya yine 7 tane sık iğne çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane de arkadaşlar trabzanımın içine sık iğne ile bu şekilde giriyorum şimdi buraya yine 4 tane zincir çekip kirpik yapımına başlıyorum bir tane doladım 1 2 2 3 seferde alıp bir trabzan yaptım buraya 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi kirpik olarak kapattım buraya. Bir zincir çekiyorum. Bir tane doladım. Hemen buradaki trabzanıma 3 seferde alıp bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir arkadaşlar. Kapattım buraya. Bir zincir çekiyorum arasına. Bir tane doluyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 2. Trabzanımızın üzerine bu kirpikli trabzanları yapıyoruz. 5 zincir kapattım buraya bu şekilde 3 oldu bir zincir çektim bir tane doladım yine 1 2 2 3 seferde arkadaşlar kapattım 5 zincir bu şekilde kirpiğimi kapattım arkadaşlar Evet 4 tane kirpiğim oldu 4 kirpik olunca yine bir tığ batlayıp bat ikinci tığ battıma bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Evet kirpiklerimiz hazır. Yine 5 zincir çekip bir trabzan yapalım. 5 zincirimi çektim. Buraya 2 defa doladım. 3 defa doladım. 2 tığ battı atlıyorum. 3. tığ battıma 1, 2, 2, 2, 2 olarak alıyorum. Buraya 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi çekince hemen tersine dönüp buradaki kibrimin içine arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum. Buraya yuva oluştu. Şimdi bir zincir çektim. Dönüyoruz arkadaşlar. 7 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğneden sonra hemen üç tane ince alıyorum tepesine bu şekilde buraya kapattım arkadaşlar hemen iyice sıkı sıkı olduğundan emin olunca sağa yatırıyoruz şöyle parmağımızı da ittirelim sık iğne yapınca gördüğünüz gibi hemen sık iğnenin üzerine oturuyor arkadaşlar bu şekilde Yine 7 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi yaptım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir tane de trabzanımın arasındaki yere girdim sık iğne olarak. Buraya kibrik yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da devam edeceğiz. Şimdi biz burada bırakalım arkadaşlar. Daha fazla devam etmeyelim. Kibrik yapıp aşağı inip devam ettireceğiz. bu şekilde. İpimizi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şöyle bir elitüsü yaptım. Şöyle elime düzledim yani. Elitüsü dedim. Bütünleyince daha zarif duracağına eminim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.